Öyle. Mental nedir? Mental olmak ne demek? Mentalist ne demek? Bu konular hakkında konuşmak istiyorum. Mental en kısa tanımıyla tam ve bütün olmaktır. Ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak tam ve bütün halle olmak, eksiksiz, her şeyiyle onu kullanabilmek, tam anlamıyla bütün fonksiyonlarını kullanabilir halde yaşamı sürdürebilmek ve yaşamı ifade etmek demektir. Bunu açıklayabilmek için size örnekler vermek istiyorum. Bir otomobil düşünün. O otomobilin üzerinde bulunan birçok fonksiyon ve kullanabileceğiniz e, olguları vardır. Nedir? O otomobilin içine binebileceğiniz bir boş alan olması gerekir ki içinde bulunabilir onu kullanabilirsiniz. Orada rahat edebilmeniz için içinde koltuklar vardır ve o koltuklara oturup seyahatinizi konforlu bir şekilde ilerleyebilir. Sürebilirsiniz. O aracın yürüyebilmesi için tekerleklere ihtiyacı vardır. Çünkü bastığı zeminde e, hızlı ve rahat bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamaktadır. O tekerleklerin bir güce ihtiyacı vardır. O gücü alabileceği motor dediğimiz bir yapısı vardır. O motor güç üretir, o tekerleklere aktarır ve sizin ilerlemenizi sağlar. O motorun o gücü üretebilmesi için bir takım olgulara ihtiyacı vardır. Bu benzin yani yakıt dediğimiz benzin, mazot ya da LPG dediğimiz e, bir takım maddelerdir. Onun içeride patlayabilmesi için oksijen ve bir kıvılcıma ihtiyacı vardır. Kıvılcım buji dediğimiz bir takım mekanizmalarla motorun belli silindirlerinin üzerinde bulunan e, bir parçalardır. Motor nasıl çalışır? Yakıt sisteminden benzin pompası yani yakıt pompası deponun içinden benzini ya da yakıtı alır pompalar pistonların bulunduğu odadıklara enjektörler vasıtasıyla atar. O arada oksijen ve benzin karışımını dengeleyen karbüratör dediğimiz bir olgu ya da beyin dediğimiz onun oranını ayarlayan bir birim tam gerektiği kadar oksijen ve yakıt karışımını piston dediğimiz odacığın içine atar. O arada buji dediğimiz alet orada bir patlama oluşturur ve o patlama neticesinde pistonu ittirir. Piston granga bağlıdır. Grank o dönüş eksenindeki gücü şanzımana aktarır. Şanzıman sizin hız seviyelerinizi belirler. Birinci viteste gidiyorsanız belli hız aralığında gidersiniz. İkinci viteste daha da hızlanırsınız. 3, 4, 5, 6, 7 gibi vitesleri değiştirdikçe daha da hızınız ivme kazanır ve yüksek hızlara çıkarsınız. Şanzımandaki bu güç aks vasıtasıyla tekerleklere aktarılır ve tekerleğin o hızda dönmesine sebep olur. Yine bu tekerlekleri yön verin sağa sola istediğiniz zaman istediğiniz yere dönmesi için direksiyon mekanizması vardır. Direksiyon kutusu tekerleklere bağlıdır ve sizin elinizde tuttuğunuz direksiyon da çevirdiğiniz yönde o direksiyon kutusunu sağa ya da sola çevirerek tekerleğin yani aracın yön bulmasını sağlamaktadır. Ve bir denge içerisinde o aracı sürmenize sebep olmaktadır. Aynı şekilde bu hızlara, bu ivmeye çıktıktan sonra durma ihtiyacınız vardır. Bunu da nasıl sağlar? Tekerleklerin içinde disk dediğimiz, balata dediğimiz bir takım aletler, bir takım malzemeler vardır. Bu nasıl çalışır? Bu balata sizin fren pedalınıza Bağlıdır. Frene bastığınız anda basmış olduğunuz güç çok hafif bir güç olmasına rağmen balatalara uygulanan yani o diske uygulanan güç çok daha yüksek bir miktardadır. Ancak bu bastığınız hafif gücü o yüksek gücü çevirmek için basınçla çalışan hidrolik dediğimiz sistemler devreye girer ve sizin dokunmanız neticesinde o balataya yüksek bir güç uygular, sürtünme neticesinde aracın durmasını sağlar. Bunun dışında aracınızda klima, far, gece yolculuk yapabilmeniz için, sıcakta serinleyebilmeniz için klima, müzik dinleyebilmeniz için müzik sistemi vesaire, arkanızı görebilmek için aynalar. Bunlar hepsi koyulmuştur. Bunlar düşünülmüştür. İhtiyaçlar düşünülerek hepsinin bir bütün halinde sunulduğu bir araca monte edilmiş ve bir bütünsel, bütünlük içinde bir tamlık olgusu oluşturarak size mühendisler tarafından bir araç yapılmıştır. Size artık bu araca binip onu kullanmak ve keyfini sürmek kalmıştır. İstediğiniz gibi biner, onun fonksiyonlarını kullanarak istediğiniz yere seyahat eder ve bu seyahatleriniz neticesinde bir takım deneyimler yaşarsınız. Bu araç mental bir araçtır. Tam ve bütündür. Sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bütün donanıma sahiptir. Mental bir araçtır. Bu mental bir düşüncenin sonucudur. Peki siz o aracı kullanırsınız. Herkes o aracı kullanır. Peki herkes mental bir sürücü müdür? Hayır değildir. Neden değildir? Çünkü o araç hakkında Az önce kısaca tanımladığım parçaların işleyiş sisteminin ne olduğu konusunda fikri olmadığı için mental bir sürücü değildir. Ancak o araç hakkında motor, balata, buji, kablo, tel, cıvata, rulman, şanzıman neyin nasıl işlediği hakkında bütün bilgilere eksiksiz sahip olan birisi mental bir sürücüdür. Bir tamirci bunun hakkında bütün bilgiye sahiptir. Mental bir tamircidir. Bir bütünlüğü, bir tamlığı her şeyiyle bilebilme ve onu kullanabilme yeteneği mentallik anlamına gelir. Bunları bildiğinizde mental bir sürücü olursunuz. Aynı şekilde insan bedeni de tam bir bütünlük içinde mental bir yapıdır. Aynı araç örneğinde verdiğimiz gibi bu bedenimiz de mental bir yapıdır. Çok fazla olanaklara sahiptir. Şu an kullanamadığımız, neyin ne işe yaradığını bilmediğimiz muazzam özelliklere sahip bir araçtır. Bindiğimiz otomobilden mukayese edilemeyecek daha üstün özelliklere sahip bir araçtır. Farklı bir otomobildir. Bunu kim bilir tıp eğitimi almış doktorlar, cerrahlar, ortopedi uzmanları ki bunlar da bakın isimleri farklı farklıdır. Aslında genelde e, mental yapının tek cümleyle ifadesi nedir? Doktor. Ancak doktorlar da sınıflara ayrılmıştır. Uzmanlık dalları dediğimiz parçalanmış bir yapı içindedir. Neden? Çünkü insan bedeni sonsuz sınırsız o kadar bilgiye sahiptir ki bütün hepsini aynı anda kavrayabilmek zor ve güç olduğu için ya da hepsinin tedavisi anlamında tek bir kişinin e, yoğunluk yaşamaması adına bu parçalanıp bölünmüştür. Beyin cerrahı ayrıdır, ortopedi ayrıdır, iç hastalıkları ayrıdır, kalp uzmanı ayrıdır, böbrek uzmanı ayrıdır şeklinde. Ancak bu yapıya da derinlemesine inip baktığımızda en alt yapıda atomik yapıları görürüz. Araç örneğinde de aynı şey geçerlidir. Atomik yapılar ve atomik yapıların çeşitli farklı şekillerde birleşerek bir araya getirdiği bütünlüklerin tekrar diğer bütünlüklerle bir araya gelerek tam bir mental yapı oluşturarak bir bütünlük sağlamasıdır. Bedenimiz de atomik yapılardan başlar. Arada bir sürü katman vardır. Tek tek bunları anlatmayacağım size kabaca anlatıyorum. O atomik yapılar birleşir, hücre oluşturur. Hücre kendi içinde tekrar bütünleşerek moleküler yapıyı oluşturur. Dokuları oluşturur, organları oluşturur. Bu şekilde bedenimizde değişik, farklı diye algıladığımız, az önce verdiğimiz tekerlek, balata, motor, yakıt şeklinde verdiğimiz örneği kopyalanmış durumunun aslıdır. Bu organlar, bu hücreler hepsi farklı fonksiyonlarda, farklı amaçlara hizmet eden yapıların birleşiminden kaynaklı olarak bu beden dediğimiz tam ve bütün mental bedeni oluşturur. Bu mental beden atomik yapılarla birlikte, yani fiziksel yapımızla birlikte, beynimizde barındırdığımız yani zihnimiz dediğimiz zihin, ruh ve beden üçlemesini oluşturur. Bunu kullanmanın yani en iyi şekilde kullanmanın yolu bu işleyiş sistemini bilmek, bu bedene ait bütün fonksiyonların ne işe yaradığını bilip onu bilerek kullanmak mental bir insan durumuna getirir. Ancak yaşayan her insan mental midir? Hayır değildir. Neden değildir? Çünkü bu bilgi eksikliği vardır. Bu bedene ait bütün fonksiyonların hepsini bilmemektedir. Bu bir puzzle'ın parçası gibi düşündüğünüzde resmin tamamını görmemektedir. Birkaç parçasını koymuş, birkaç parçası eksiktir ve bu eksiklik neticesinde bütünü kavrayamamaktadır. Bütünü kavrayamayan insan mental eksiklik içindedir. Mental azalma içindedir. Peki bunu nasıl yaparız? Bu eksikliklerimizi yani bilmediğimiz bilgileri öğrenebilmek adına ilerlemekte. Ancak bunu öğrenirken eksiklik olarak algılarsak bu yetersizlik, acizlik durumuna düşer ve biz bir sarmalın içine girer. Hayatın içinde başarısızlık, sıkıntı, üzüntü, eksiklik gibi duygular içinde bir kaosun, sarmalın içinde buluruz kendimizi. Sürekli çıkmaya çalışırız. Ancak buna hep eksiklik olarak baktığımız için bu sarmaldan çıkamayız. Bu eksiklik kelimesinin yerine ihtiyaç kelimesini koyduğumuzda benim neye ihtiyacım var? Ben bilmediğim neyi bilmeliyim? Noktasına geldiğimizde zihnimizde bu kalıbı oluşturur ve ihtiyacımız olan olaylara, düşüncelere ve realiteye doğru ilerlemeye başlarız. Benim ihtiyacım olan nedir? Bir olgu, bir durum, kişiyle yaşadığımız herhangi bir şey karşısında ihtiyacımız olan şeyi görebilmek, yani mental farkında varabilmektir. Bunu da şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Büyük bir iş yeri ya da büyük bir fabrika düşünün. O fabrikada çalışan bir sürü insan vardır. Her birinin görevi farklıdır. Birisi bir parçayı yapar, öbürü diğer parçayı yapar, öbürü farklı bir işlem yapar. O parçaları birleştiren farklı bir işlem yapar. Onu bantın sonunda kolileyen, paketleyen farklı bir işlem yapar pazarlamasını yapıp onu halka arz edip satışını yapan <laughs> farklı bir işlem yapar. <laughs> Muhasebe onun tahsilatını yapar. Farklı bir işlem yapar ve bu yapının üzerindeki kişi lider yönetici bunların hepsini yöneterek farklı bir işlem yapar. Eğer o işletmede, o fabrikada, o yapıda Herkes üzerine düşen yapması gereken şeyi mental bir düşünceyle mental bir farkındalıkla mental bir şekilde yaparsa oradan çıkan ürün, oradan çıkan satış, oradan elde edilen kar hepsi bir bütünlük olarak o şirketi tanımlayan ismin karşılığı olarak mental bir şirket, mental bir marka durumuna gelir. Her şey birbirinin kopyası gibidir. Yaşamın içinde gördüğünüz bütün üretim, işleyiş sistemleri, bütün yönetim sistemleri aynı mentallikle gider. Mental zayıflığı olan şirketler yok olur. Mental zayıflığı olan insanlar bedenini yok eder. Mental gücü olanlar, mental sıçrama yaşayanlar bu gücü, bu birlikteliği, bu bütünlüğü, tamlığı koruyarak yaşamın içinde yaşamı ifade ettiklerinde mentalliği genişler. Nasıl olur? Yaşamın içinde görmüş olduğu, yaşamış olduğu olaylar, kişiler, durumlar her ne olursa olsun onlarla bir bütünlük, bir birlik, bir tamlık içinde olduğunu bilir. Çünkü evren diye adlandırdığımız her şey birbirine bağlıdır ve sürekli bir geri bildirim halinde çalışmaktadır. Bir şey yaşarsınız, deneyimlersiniz, onu zihni özün zihni dediğimiz okyanusa o bilgiyi atarsınız. Oradan tekrar özün okyanusu dediğimiz yerden düşünceyi alır, onu deneyimler, tekrar atarsınız. Herkes herkesin düşüncesini alabilir. Bu şekilde ihtiyacı olan, eksik kalan puzzle'ın parçalarını tamamlayarak mentallik durumuna gelir. Yani tam ve bütündür. Yaşamış olduğumuz bu düzlemde tam ve bütün olan, her şeyle bir ve bütün olan ve her bilgiyi kendine alıp o bilgiyi deneyimleyerek bilince çeviren, ruhuna kaydeden, bilgelik oluşturan varlık, insan ne yapar? Mental olma durumunda ihtiyacı olan o puzzle'ın eksik parçalarını tamamlar. Dünya üzerinde bunu tamamlamış olan bir varlık, yani bir ruh, artık dünyanın resmini görmüştür. Dünyada olup biten her şeyin farkına varmıştır. Sırada ne vardır? Dünya dışına çıkmak. Yani boyut dediğimiz kavramlar, boyutlar dediğimiz olgulara doğru ilerlemesi gerekmektedir. Bu tam bütün hali yani tam mentalliği sağlamış olan varlık üst boyut dediğimiz, üst bilinç dediğimiz okyanustan yani onların bulunduğu daha üst düşünceleri, yüksek frekanslı düşünceleri almaya başlar, onu anlamaya başlar. Dolayısıyla onları deneyimlemeye başlar. Burada varlık artık mentalist olmuştur. Kendi bütünlüğünü sağlamıştır. Bu bedenin bütün fonksiyonlarını kullanabilmiştir. Beyninin yüzde yüzünü açabilmiştir. Dolayısıyla çok yüksek frekanslı düşünceleri çekip Onları yaşayabilme, deneyimleme durumuna doğru gitmiştir. Mentalist olduğunuzda diğer boyutlar, hatta var olabileceğini düşündüğünüz ve bildiğiniz ya da bilmediğiniz birçok varoluş boyutları, bilinç katmanları ve bunlarla ilgili iletişimler, dolayısıyla bunlarla ilgili düşünceler ve yaşamsal faaliyetlere doğru gider. Deneyimleri genişlemiştir. Bulunmuş olduğu mental gücü yükseltmiş, artık mentalist olmuştur. Her boyutta, her düzlemde, her bilinç katmanında bunu kullanabilir hale gelmiştir. Dolayısıyla ilerleyen, süre giden her katmanda yaşamın sürekliliğini yaşar, yaşayabilir hale gelmiştir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hep birlikte mutluyuz, güçlüyüz. like this.